Alkan adlandırmasını, siglo alkan adlandırmasını ve iskelet çubuk formülünü gördük. Bunlarla ilgili standart sorulardayız. Şimdi birinci e, soruda yukarıda açık formülü verilen hidrokarbon sisteminin yupa adı soruluyor. Yupa adı sistematik adı. En uzun hidrokarbon zincirini aramamız lazım. Şimdi şu aşağıdan biraz zincir uzamış gibi. Şöyle yukarıya doğru çıkıp sağa doğru dönsek. Şurası bir dal zaten. Şurası daha uzun. Dolayısıyla şöyle bir zincir buldum ben. Bundan daha uzunu var mı diye bakıyorum. Yok. Şimdi dalların yakın olduğu yer sağ taraf mı sol taraf mı buna karar vereceğim. Sağdan gelirsem 1, 2, 3, 3, 5, 5 olacak. Buradan gelirsem 2, 3, 5 olacak. Burası daha kısa gibi. Şuradan geleyim 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6, 7 karbonlu yapı. Dallara bak. 2. karbonda bir metil var. 3. karbonda iki tane metil var. 5. karbonda bir tane metil var. Toplamda dört tane metilin bağlı. Ne diyeceğim ben? 2, 3, 3, 5. Hepsinin tek tek sayılarını yazıyorum. Dört tane olduğu için tetra diyeceğim. Tetra, Alt 7 karbonlu yapı olduğu için tetra metil. 7 karbonlu alkan adı heptan olduğu için heptan diyeceğim. Ee, bu şekilde bir adlandırma yapıyorum ve doğru cevap E seçeneği oluyor. Yukarıda belirlen organik bileşiklerden hangileri siklo alkan olabilir? Şimdi siklo alkan demek e, halkalı yapılarda iki hidrojen kaybımız olur. Ben sana bunu söylemiştim. CnH2n artı 2 iken iki hidrojen kaybımız olursa kapalı formu CnH2n olacak. Ve siklo yapılar 3 karbondan itibaren başlayacak. Dolayısıyla ee, mesela şu iki karbonlu yapıdan bir halka oluşturamayacağım için ikinci öncülü eliyorum. Zaten bu cnh yapısına uygun değil. Birincisine bakıyorum C5H10 hidrojen sayısı karbonun tam olarak iki katı. Dolayısıyla bu bir halkalı yapı olabilir. C4H10 da bir alkan, düz zincirli alkan yapısı. Bu da halka belirtmez bizim için. Çünkü hidrojen sayısı karbonun iki katından fazla. Doğru cevap A seçeneği olur. Açık formülü verilmiş organik molekülün yupa e, kurallarına göre adlandırılması soruluyor. E burada öncelik grubum var. Benim öncelikli grubum aslında OH. Eee ama biz yani normalde biz bunu alkol diye adlandırmamız lazım. E, 1 2 3 4 5 diyeceğiz. Eee alkol adlandırmasında e, alkın adı sonuna ol gelir, e, gelir. Dolayısıyla şuraya ben 1 dedim. Şurası 4 olduğu için e, öncelikle kloro okuyacağım. 4 kloro Burada birinci karbonda bir ol olduğu için 1 diyeceğim. Normalde 5 karbonlu alkan adı pentan. Sonuna da oleki getireceğim. 4 kloro 1 pentanol ismi olacak. Doğru cevap denizde gelir. Alkol adlandırması için biraz erken ama sonuçta adlandırmada da alkolün bulunduğu yeri belirtip sonuna oleki getiriyoruz. Burada bunu görmüş olduk. Alkol kısmında zaten bunu detaylıca anlatıyor olacağız. Dördüncü soruda yukarıda verilen bileşiğin sistematik adı hangisinde doğru olarak verilmiştir demiş. Şimdi bu tür yapıları açamıyorsan şöyle bir şey izleyeceksin. Bak iyice kapatmışlar. Bu ne demek? CH3'ten 3 tane var. Bu 3 tane CH3 şuradaki karbona bağlı. Şimdi o karbonu yazıyorum ben. Ve bu karbona 3 tane CH3'ü bağlıyorum. Şöyle bir açalım yapıyor öncelikle. Bir rahatlasın ortalık. sonra buna bir CH2 bağlanmış. Aynı şekilde devam ediyorum. Sonra buna bir CH bağlanmış. Ve bak burada parantez içinde olduğu için bu parantez içindeki CH3'ler şuradakine bağlı. Dolayısıyla buna iki tane birini buraya birini de buraya CH3'ü bağladım. Şimdi uzun hidrokarbon zincirini arayacağım. Şöyle dün biz gelirsek 5 karbonlu bir yapı. Şöyle gelirsek yine 5 karbon değişmiyor. Dolayısıyla şurayı ben ana zincir kabul edersem şöyle. Şurada 5 karbonlu bir yapı var. Burada soldan gelmek daha mantıklı. 1, 2, 3, 4, 5 dersek. ikinci karbonda iki tane metil dallanması görüyorum. 4. karbonda bir tane metil dallanması var. 2, 2, 4, trimetil diyeceğim. 2, 2, 4, trimetil. 5 karbonlu olduğu için pentan. Ee, bu 2, 4, 4. 2, 2, 4, trimetil pentan. Doğru cevap denizde olur. Dietil izopropil metan bileşiğinin sistematik adı nedir denilmiş. Şimdi... Ana zincirimde benim metan. O zaman bir tane karbonum olacak. Bu bir, ka bir tane karbona iki tane etil bağlanmış. Çünkü bak ne diyor diye etil. Etilleri bağlayalım şöyle C2H5 şöyle C2H5 diye bağlayalım. Bir de ne bağlanmış? İzopropil. İzopropil de bağlayalım. Nasıl bağlayalım onu? Şöyle bağlasak olur halde. İzopropil şöyle bir şeydi hatırlarsan şu şekilde. Değil mi? Yani c e bağlı iki tane metil grubu olacak. Bu şekilde bir izopropil. Tabi dördüncü bağımızda hidrojen olacak. Hidrojenle doyuruyorum. Şimdi en uzun karbon zincirini bulmaya çalışalım. En uzun karbon zinciri ne olur burada? 2, 3, 2 daha 5 olur. 2, 3, 4, 5. Şimdi şöyle de gelirsem 5 karbonlu. Şöyle de gelirsem 5 karbonlu. Şimdi böyle gelirsem bir tane dalım var. Böyle gelirsem bir iki tane dalım var. Biz ne diyorduk? Aynı karbon sayılı iki tane zincir varsa dal sayısı fazla olanı seçeceğiz. Dolayısıyla dal sayısı fazla olan zinciri seçiyorum. Şu şekilde. burası 1 2 oluyor. 3 4 5 olacak. buradan geldiğimde 3'te etil var. 4'te metil var. Ama şöyle gidersem numaralandırmayı bir de tersten yapalım. Bakalım hangisi daha küçük olacak? 1 2 3 4 ve 5 dersem bu sefer ikinci karbonda metil, üçüncü karbonda etil var. Burada daha küçük numara elde ettiğim için devam ediyorum. Etil metilden önce adlandırılır. O yüzden 3 etil diyeceğim. 3 etil, 2 metil, 5 karbonlu yapı olduğu için de pentan ismini vereceğim. E, ee, doğru cevabımız denizde olacak. 3 kloro, 2 4 dimetil, 2 nitro pentan bileşiğinin açık formülü hangisidir? Şimdi bu tür sorularda öncelikle şu e, ana zincire bir bak. 5 karbondan fazla ya da az olursa onları eleyelim. Bakalım 1, 2, 3, 4, 5 karbonlu. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 karbonlu yapı. Bakalım 2, 4, 5. Hepsi 5 karbonlu yapı. Burada e, ikinci karbonda bir nitro olacak. Bakalım ikinci karbonda nitro olmasını bekliyorum. İkinci karbonda nitro grubu var. Ve e, Yine ikinci karbondan bir metil olacak. Şu şekilde. Dördüncü karbondan da metil olacak. Bu olmuyor. İstersen ben bir kendim yapayım bunu. Bu şekilde daha kolay olacak. 1, 2, 3, 4, 5. İkinci karbona nitroyu bağladım. İkinci karbona metili bağladım. Üçüncü karbona kloru bağladım. Dördüncü karbona metili bağladım. Yapı bu şekilde olacak. Buna benzer yapı nerede var diye bakıyorum. Nitro, metil, klor, nitro, metil şurası da metil. Bak şurası 5 karbonlu aslında. Dikkat et şöyle gidersen 5 karbonlu. İkinci karbonda nitro var. ikinci karbonda metil var. Üçüncü karbonda klor. Dördüncü karbonda yine bir metil var. Dolayısıyla doğru cevabımız C seçeneği olur. Bileşik verilmiş. Bununla ilgili hangileri doğrudur? Bileşiğe bakarsak bir halkalı yapı. 5 karbonlu siklopentan yapısı olacak. Adlandırmayı verirken de şuraya 1 diyeceğiz. Şuraya 2 diyeceğiz. Dolayısıyla adlandırmada 1, 1, 2, 2. Trimetil diyeceğim. 1, 1, 2, trimetil. Siklopentan demem lazım. Pentan ismi yanlış. Önüne bir de siklo 2 gelmeli ki halkalı bir ışık oldu anlaşılsın. Molekül formülüne bakarsak toplamda 5 karbon halkadan geliyor. 3 karbon da metilden geliyor. Toplamda 8 karbonlu yapı. 8 karbonlu yapı siklo yapı olduğu için CNH 2 ne olacak? Dolayısıyla 8 ise burası da 16 olur. C8H 16 olacaktır. Bu şekilde doğru bir şekilde işaretliyorum. Burada tek tek yapıyı açıp saymana gerek yok genel formülü biliyorsan cnh 2 yani olacağını biliyorsan karbon sayısını bulman yeterlidir Tüm karbon sayıları sp3 birleşmesi yapmıştır doğru çünkü hepsi Doymuş hidrokarbondur hepsi tekli bağ içeriyor O halde doğru cevabımız denizli olur Yukarıda verilen bileşik adlandırmalardan hangisi yanlıştır denilmiş Şimdi burada Adlandırmayı bir kontrol edelim şimdi burada bir OH grubu varsa biz OH grubuna hidroksi ismini verebiliriz. Ya da bir alkol olarak adlandırabiliriz. Burada hidroksi diye adlandırmış. Ona göre bir adlandırma yaparsak. Burada öncelikli grubumuz hidroksi. Ee, dolayısıyla buraya ben 1 diyeceğim. 2, 3, 4, 5, 6. Öncelikli grubum hidroksi olduğu için ona bir numarasını verdim. 3 numarada metil oldu. Dolayısıyla bir hidroksi, 3 metil, e, siklophexan olması lazım. Burada e, numaralandırmada bir hata yapılmış. Şimdi ben sana burada bir de şeyi vereyim istersen. Ee, bu öncelik sıralamasını daha sonra fonksiyon grupları da anlatacağız ama belki işine yarar diye vereyim. Şöyle öncelikli karboksilli asidim en öncelikli grubumuzdur. Yapıda eğer bir e, ester yapısı varsa bu da ona göre. Yani karbon grupları belirlenir. İleride anlatacağız. Bir keton yapısı ketondan sonra işte aldehit yapısı, Aldehitten sonra bir alkol yapısı, alkolden sonra da işte e, ne var? Bundan çok bir üzerine üzerinde üstünlüğü yok ama R yani alkil grubu, halojen grubu ve nitro grubu gelir. Bunlar üzerine çok bir üstünlük yok. bunlar birbirine yakındır. Alfabetik sıra sadece burada önemli ama bir OH grubu görüyorsak tabii ki daha üstündür. OH grubu aynı zamanda ikili bağdan, ikili bağda, üçlü bağdan daha öncelikli olacak. Bunu ilerleyen zamanları sana veriyor hocam. Hani burada belki aklına takılmıştır hocam. Biz buraya niye bir numara verdik diye. Burada hidroksil grubu şunu söylemek istiyorum hidroksil grubu yani alkol grubunun önceliği halojen grubundan ya da R grubu metil gruplarından alkil gruplarından daha önceliklidir. O yüzden ona bir numarasını verdik. İkinci öncele bakalım. Burada e, birbiri üzerine çok bir üstün yok. Alfabetik sıraya göre yapacağım. Burada e, birisi klor, diğeri metil. Dolayısıyla klora 1, metile 2 diyeceğim. Bir kloro 2 metil siklobütan değil siklopropan olacak. Çünkü 3 karbonlu bir e, halkalı yapı. Yanlış adlandırma. Şuraya baktığımızda ise 1, 2, 3, 4, 5 karbonlu yapı. Burada butan diye adlandırmış. Pentan demesi lazım. Bu da hatalı olmuş. Doğru cevabımız E seçeneği olur. Adlandırma içeren sorularımız genellikle bu şekilde. Biraz tabi tecrübe ihtiyacımız oluyor. Biraz da böyle diğer taraflardan da sorular geldi karşımıza ama telaşla gerek yok. Hepsi alkan adlandırmasının üzerine çıkan konular. ÖSM'de daha çok böyle alkan adı üzerinden zaten sorularını soracaktır. Şimdi bunları birazcık tanıyabilmek adına ÖSM tarzı sorularla konumuza devam edebilirsin. Müzik